Evet sevgili izleyicilerimiz, sizlerden birçok sorular geliyor, talepler geliyor. Bazen bizzat televizyon kanalımıza kadar gelen arkadaşlar oluyor. Durumlarını anlatıyorlar. Geçen mesela bir esnaf arkadaşımızın 20 lira, 20 TL borcu için aracına haciz koymuşlar. Yakalamalı haciz. 20 lira farkında değil. Yani onun borcu olduğunu da bilmiyor. Neden? Çünkü bir borcu varmış. Bir ödemesi gereken 500 lira varmış. Ödemiş. Oradaki memur eksik para almış. Eksik alan memur. Yani memurun bir hatası. Bunun için haciz konulur mu? Diyelim ki zaten kaçacak göçecek bir yeri yok. Yani, yani külliyatlı malı var. İş yeri var. Efendim şimdi aracına haciz yazıyorsun. Şimdi bayramda bu arkadaş çıksa şehir dışına arabasını yakalasalar, trafiğe çekseler veya yedemine çekseler, bu arkadaş oradan mağdur olsa, gelse, bayram günü zaten vergiyi yatıramaz. Oradan gidecek, bayram sonu vergisini yatıracak, 20 lirayı. Sonra gidecek, 3 memleket öteye arabasını teslim alacak, işte otopark parası ödeyecek, çekici parası ödeyecek, 3-4 bin liraya mal olacak, rezil oldu da cabası. Yani bu yapılır mı? Diyelim ki de bunu yaptın. Ama bunu yapan o vergi dairesindeki arkadaşlar oradan milyarlarca alacağı var. Haciz de koymuş. Yani karşılığı da var. Niye parayı çevirmiyorsun efendim? Neden parayı çevirmiyorsun? Yani orada milyarlarca, milyonlarca alacağın var. Yani bugünkü para denince milyonca alacağın var. Haciz de var. 4 yıl olmuş, 5 yıl olmuş. Neden parayı çevirmiyorsun? Yani zaten haciz koyduğun zaman bir yıl içerisinde satış kararı istemezsen haciz düşer. Niye istemiyorsun?